Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine bir coin nasıl kazılır? Verus coin'den bahsedeceğim. Şu anda herhalde büyük ihtimal popüler ve bunu telefonla da kazıyorlar. Bu telefonla nasıl kazılır videosunu isterseniz bir sonraki videomda onları da gösterebilirim. Android telefonlarla nasıl kazıldığını. Daha önce zaten Android'le nasıl kazılan bir coin çekmiştim videosunu. Bunu da bu şekilde yine komutlarla nasıl kazılır onu da büyük ihtimal bir sonraki videomda gösterebilirim. Çünkü çok uzun sürecek o iş. Şimdi bu Verus Coin için SRB miner'ı kullanacağım ve işlemciyle kazacağım. Şimdi hemen burada bir zip dosyasını indirelim. 3 gün önce güncelleme gelmiş. Hemen yan ekranımda görüyorum ben şu anda indi. Şimdi çekeceğim ben onu o tarafa. Şöyle çekeyim. Hop, olmadı. Neyse. Şimdi bu Verus Coin'in SRB Miner'ı indirdim. SRB Miner'ı indirdikten sonra önceliğimiz ne bizim? Dovland cüzdan almamız. Verus'un kendi sitesinde ben bunun açıklamalar kısmına yazacağım. Direkt şimdi cüzdanı indirmem lazım. Buradan Windows uygulaması. Ayrıyeten Android'de de var bunun cüzdanını. Yani Android'inize de indirebilirsiniz. Büyük ihtimal Google Play Store'da vardır. Şimdi geldi. Ben direkt açtım. Kabul ediyorum. Bütün kullanıcılar için Next Next. Şimdi kurulumu bitsin. Hemen devam edeceğim. Burada bir durduruyorum. Şimdi bunu bitirdim. Çalıştır dedim zaten. Şimdi bakalım. Burada kullanım koşulları büyük ihtimal yazıyor. Anladın mı? Evet, çok iyi anladım. Yine yan tarafta açıyor. Ben de hemen şuraya çekeyim. Profil ne? Şöyle bir şey yazayım. Select. Hah, wallet. Hemen direkt çıktı. Gördüğünüz üzere bizim adresimiz şu anda burada olacak. Hatta Mining, CPU load vesaire var. Valla şu iş şu anda çok iyi. Şimdi bakalım nasıl yapacağız. Hemen şöyle bir kurcalayayım biraz. Ha, bu ID'ler değil. Wallet. Bir tane hemen oluşturacağız. Tamam. Bitcoin. Bir oluştursun. Parametresi de Zcash'miş zaten. Şurada parametresi yazıyor. Şimdi bu oluştura dursun. Biz şu anda ne yapacağız? Havuzumuz bu. Akabinde hemen SRB Miner'ı da indirdik. Cüzdanımızı alıp hemen şuradan göstereyim. Cüzdan geldikten sonra bu SRB Miner'la hemen bir güncellemeleri yapıp yolumuza devam edeceğiz. Bu cüzdan gene dursun. Hemen şuradan SRB miner'ımı açayım. Şuradan bir virüsü bulmam lazım. Hemen şuraya bir virüs yazıyorum. Şuraya çıktı. Sağ tıklıyorum. Notepad CC kullanıyorum ben. Hemen şunu da çekeyim şuraya. Disable GPU yani işlemciyle kazmayacağım. İşlemciyle kazmak istersek disable'ı silip işlemciyi buraya şey yapmamız lazım. Direkt bırakmamız lazım. O yüzden ekran kartıyla kazmak istersek pardon. Ama ben işlemciyle kazacağım için ekran kartına gerek yok. O yüzden disable diye kalsın. Uygundur benim için. Şimdi hemen şunu küçültüyorum.
Cüzdanım ne alemde? Halen oluşturma aşamasında. Bekliyoruz. Bu arada beklerken de şurada hemen havuzumuzu güncelleyelim. Bu mobil miner içinmiş bu havuz. Biz normal havuzu kullanacağız buradaki. Geldim buraya hemen şuraya direkt yazdım. Şimdi bunu yazdıktan sonra dediğim gibi cüzdan adresini bekliyorum. %80 halen daha oluşturacak tabii ki. Tabii yine bir cüzdanımız direkt bizde sağ olsun hemen bir güncelleme verdi. Şu güncelleme bitsin. Olayımıza devam edeceğiz. Bu arada Veriscoin ne kadar? Yaklaşık 20 TL. Bir Veriscoin 20 TL ve biz şu anda mesela ne kadar kazanırız bu Veriscoin'den? Hemen onun bir ufak yollu bir hesaplamasını yaptım. Meşhur Wattomine'dan yaptım. 250 MH'a bize yaklaşık 30 dolar bırakmaktaymış. Yani elektriği vesaire çıkıyor. Hanemize giren miktar 30 dolarlık bir miktarmış. O da yaklaşık 800-900 lira civarı. Yani normalde kaç diyor? 40 dolar diyor. 10 doların elektriğe çıkıyor. Yani kazılabilir mi? Tabii ki bu kendi fikriniz. 250 bin maaşlık bir sisteminiz varsa yani denenebilir, denenmeyebilir. Dediğim gibi bankada, kripto parada hepsi sizsiniz. Ben sadece yolu gösteriyorum. Kazıp kazmamak sizin elinizde. Dediğim gibi 19 liralık bir 20 yani 20 liraya tekabül eden bir coin'imiz var. Şimdi hemen bakıyorum son duruma %20'de. Ben biraz durduruyorum. Bu dolduktan sonra devam edeceğim. Evet, şimdi geldi bizim cüzdanımız. Buradan sente tıklıyorum. Buradaki cüzdanımı kopyalıyorum. Tabii sıfır hariç. Kopyaladım. Kapattım. En son buradaydık. Şuraya yapıştırdım. Kontrol S. Kapattım. Bir yönetici olarak çalıştıralım bakalım çalışacak mı? Evet. Şuna bir tıklayayım. Şuraya da cüzdanımı yapıştırayım. Bir gitsin bakalım. Bakacağız ne kadar verdiğini, ne yaptığını. Bir açsın bunları. Şu anda ufaktan bir çalışmaya başladı. Hah, geldi. Tabii burada şu anda göstermiyor ama H'ye basınca da göstermiyor. Eskiden bunları H'ye gösterdi. 13.40 MH. İşlemcim de Ryzen 7'nin 5000 serili işlemci laptopla kazım yapıyorum bu arada. Şimdi bu tamam diyelim bakalım. Cüzdanımıza girelim. Şuradaki mining'de coin, ha, native mod. Buradaki native moda girmem lazım aslında. Native moda az önce bir dünya güncelleme vardı. O yüzden native mod yerine ilk başta tıklarken light modu seçtim. Bu light cüzdanı seçtim. Oradan CPU %100 bak direkt gördü zaten.
Şöyle bir bakayım. 14 meaş. Yani bu yaklaşık 14 meaşlık bir kazım gücü elde ediyor bende. Siz denersiniz. Yani duruma göre de hareket edersiniz diyorum. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.